Merhaba arkadaşlar. Bu anlatımımızdaki sorumuz yine Touchstone 1 kitabımızın 4. ünitesinden bir soru. Şimdi sorumuzu görelim. A ve B kişisi konuşuyorlar. A kişisi şöyle bir soru sormuş. Does Joanna sing in the shower? B kişisi yanıt vermiş. Nokta nokta nokta. She is crazy. Şimdi sorumuza bakalım. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? Şimdi sorumuza dönüp Türkçe çevirimize bakalım. Does Joanna sing in the shower? Joanna duşta şarkı söyler mi diye bir soru sormuş A kişisi. Sing şarkı söylemek. Şöyle yazalım. Shower duş dedik. Joanna she'dir. Yani bir kız ismidir. B kişisi de yanıt vermiş. She is crazy. Buradaki S, apostrof S yani kesme işaretli S bize bunun is olduğunu gösterir. Ve crazy de deli ya da çılgın anlamındadır. Şimdi soruyu tekrar anlamaya çalışalım. Hatırlarsanız biz bu ünitede geniş zaman cümlelerini ve yes no soru kalıplarını ve kısa yanıtları nasıl vereceğimizi görmüştük. Şimdi buna göre Joanna duşta şarkı söyler mi? Bakalım, öznelerimize bakalım. He, erkek için atıf yaptığı için bunu atıyoruz. They, onlar olduğu için atıyoruz. He yine bir erkeği kastettiği için atıyoruz. They yine onları yani çoğul anlamda onları atıfladığı için atıyoruz. Bu durumda tek bir şıkkımız kalıyor. Yes, she does. Yani doğru şıkkımız A'dır. Sorumuza geri dönecek olursak, does Joanna sing in the shower? Joanna duşta şarkı söyler mi? Yes, she does. Evet, söyler ve bunu her zaman yapar. She's crazy. O biraz çılgındır.